yalan söylemeye hiç ihtiyaç duymuyorlar. Anlamadım. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol diyorum. İzle şunu. Açıklaman için çağırdım zaten. Evet doğru. Yılmaz'ın yanına gittim. Onu görebiliyorum. Yani... Aslında yaptığım yedikleri söylemekten pek hoşlanmam ama... Nasıl yani? Kıvanç'la ilgili Yılmaz'la konuşacaktım. Hı. Yani Feride ile Kıvanç'ı artık rahat bırak. Onların da hakkı mutlu olmak. Yani bunu konuşmaya gittim ama. Caner, ben çok özür dilerim ya. Ben boşu boşuna senin günahını aldım, kusura bakma. Önemli değil. Yani inanır mısın? Senin bu söylediklerin aynısını ben Halil'e söyledim. Ne dedi biliyor musun? İyilikten anlamaz ki. Aynen öyle. Dalga mı geçiyorsun sen benimle dedi. Değer. Ben ne dedim biliyor musun? Ne? Aynen öyle dalga geçiyorum dedim. Sen sana inanacağım mı zannediyorsun ya? Zeynep ne diyorsun? Sana bunu Halil yapmadı. Yalanı bırak artık. Bir dakika ya. Seni nasıl kandırdı? Bütün herkes şahit oldu beni nasıl dövdüğünü. Bunu sen kendine yaptın. Daha neler ya? Ne diyorsun sen? Benim tanıdığım Halil'i o eli gerçekten kırardın. Ama sen kendine kıyamayacağın için büyük ihtimalle yalandan alçıya aldırdın. Şimdi Kıvanç seni hastaneye gönderecek. Eğer o el gerçekten kırıldıysa röntgende çıkar diye düşünüyorum. Araba aşağıda, artık şoför seni bekliyor. Kafayı yemişsiniz. Aa, bir dakika, sana son bir lafım var. Sen Halil'in tırnağı bile olamazsın. Halil'in en kötü hali bile senden daha adam. Patronla konuşunun farkında mısın? Sen şimdi bir hastaneye git. Kimmiş hasta önce onu görelim. Hadi. Kıvanç. Şoförü bekletme istersen. Al orada. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yani senle neden iyi geçinilmesi gerektiğini tekrar anladım. Yani canını okudun Caner'in. Kıvanç, ben işten ayrılmaya karar verdim. Aa. Ben de sana başka bir şey teklif edecektim. Ortak olalım diyecektim. Ya ben Caner bu şirkette olduğu için ayrılmak istiyorum zaten. Yani Caner bu şirkette olduğu süre boyunca ortak olmuşuz fark etmiyor. Belki bana biraz pahalıya mal olacak ama ben Caner'le yollarımızı ayırmaya karar verdim. Ben lütfen sen kendi düzenini benim için bozma. Yok, seninle alakalı değil. Bu yaptığı bardağı taşıran son damla oldu. Yani bıktım artık onun ikiyüzlülüklerinden. Ben her halükarda yollarımı ayıracağım. Sen var mısın yok musun onu söyle.